Bismillahirrahmanirrahim. Bakara suresi 135. ayet. Estaizu billah. Ve kalu kunu hudan ev nasara tehtedu. Kul bel millete İbrahim'e hanife ve ma kana minel müşrikin. Ve Yahudi buliler ya ki Nasrani buliler hidayet tapasızlar dediler. Ayet-i Muhammed Aleyhisselam. Belki İbrahim'nin hanif halattaki milletige ergeçemiz. Ve müşriklerden bulmayan. Yani İbrahim müşriklerden bulmayan idi. Ve mekâne minel müşrikin. İbrahim müşriklerden bulmayan idi. Suyuti'nin tefsiri ve kâlu kûnu hûden ev nasara tehtedû. Yahudi buliler, ya ki Nasrani buliler, hidayet tapasızlar dediler. Avli tefsili, nedeki av, tefsil içindir. Ve kaylul evveli Yahudul Medine, ve seni Nasara Necran. Elçi gepneni, kunu huden tehtedu. Dedi Allah Teala kıskartırı, yukarıda ettirindi ki, len yedhulel cennete illa men kene huden ev Nasara da ettirindi. İki de tefsir, bir ödeyem şundaki. Allah Teala gapni qisqartirib aytyapti. Madinani yahudlarni birinchi gapda aytyaptilar. Ya'ni yahudi bo'linglar, hidoyat topasizlar deyshyapti. Va ikkinchi gap, ya'ni nasroniy bo'linglar, hidoyat topasizlar degan Najrondan kelgan nasroniylar. Chunki yahudlar hech qachon yahudi bo'l yoki nasroniy bo'l demaydi. Yoki nasroniylar hech qachon nasroniy bo'l yoki yahudi bo'l demaydi. Çünkü Yahudiler Nasraniler'de kafirdir biledi. Nasraniler Yahudiler'de kafirdir biledi. Şunun için hala sen Yahudi bul, hala sen Nasrani bul demediler. Şundan ki çıkı yaptı ki demek ki bir de gap kıskartırılı yaptı. Kul lehum. Ularga etkin. Ben nettebi'u millete İbrahim'e hanife. Belki biz İbrahim'in hanif halatlarla milleti geri geçermiz. Halimin İbrahim. Yani hanife mensup bul yaptı. İbrahim'den hal bulup. Ma ilan anil adyani kulliha ila dinil qayyim. Bütün dinlerden yüz uygurup qayyim mustahkem doğru dinge mal bugün halette. Ve ma kana minel müşrikin ve o müşriklerden bomagen idi. Kengilah tafsiri Allah Ta'ala Yahud ve Nasranilerinin davalardan haber veriyor. Bunlar dava kıladı ki kunu huden tehtedu. Yahudi buluyorlar hidayet tapasınlar, doğru yol tapasınlar deyip. Nasraniler hem dava kıladı ki, kulu nasara tehtedu. Nasrani buluyor, hidayet tapasınlar, doğru yol tapasınlar deyip. Başka yollar, ne doğru yollar, adeşken yollar deyip. Köre yapsınlar bana. Misyonerlerdi, faaliyetlerini köre yapsınlar. Yahud Nasranilerinin uzlarını dini yakıl yaptırırken, tergibatları, davetlerini köre yapsınlar. Bütün dünyada her yerde alıp barışı yaptı. Uzuna haktır dava kılışar. Ve tehtedu karin hidayet tapasılar diyelim. Hidayet, doğru yol, hak yol, bizi yolumuzda diyelim. Ve bunda batıl davalar Yahud Nasranilerine hasemez. Bütün kafirler, bütün batıllik ve zelalet ehli uzuna haktır dava kıladı ve sizi doğru yolu alıp baramendiydi. Hatta kemunistler çıktı bana Leylin ve onge geçken bedbahler, kafirler. Ulara muzunu hak deyişti ve biz sizlerini saadetli kılamız, bahtli kılamız dedi. Bizi zamanımızda demokratlar çıktı. Ulara mı deyipti, en yakışı, en doğrusu bizimiz, biz sırada hak yolu alıp baramız deyipti. Çelemüllerimize bunları kollab kuvvetleyipti. İde gider mahkeme şöken, tıbbı doğru etçi yaptı dedi. Bu tarihten böyle yaptırırken davalar, bizi zamanımızda en böyle yaptı. Elden meslek ki bu narsaya. Allah etti ki kul, ayet-i Muhammed Aleyhisselam. Ularga ayet, Yahudilerge, Nasranilerge, bütün kafirlerge etkin ki, bel millete İbrahim'e hanife. Biz, silerge geri geçmeyimiz. Biz fakat ki ne İbrahim'nin milleti geri geçermiz. Hanif halettegi İbrahim. İbrahim Aleyhisselam hanifidir. Biz onun milleti geri geçermiz halas. Başkası geri geçmeyimiz.
ve İbrahim müşriklerden məs idi, deyip aytkin deyirdi. Muhammed Aleyhisselam Yahud nesnanilerine şu yaptı yapırdılar. Bizim zamanımızda bütün ulamalarımız bizden ötken muhammeler şu yaptı yapırdı, bizden şunu etmemiz. Bizden bütün dünya getirmemiz ki biz fakat yine millete İbrahim'e hanife. İbrahim Aleyhisselam'ın hanif milleti geri geçerimiz halas. Başka yok, başka yolu yok biz için. Biz Yahudiler yeri geçtiğimiz mümkünmez. Nasraniler yeri geçtiğimiz mümkünmez. Mecusilerge, butperestlerge, kemunistlerge, demokratlerge peki başka kendi din çıkarsa çıkarsın ularge yeri geçtiğimiz mümkünmez. Biz İbrahim Aleyhisselam'ın milleti geri geçerimiz halas. Şimdi bu ayetini gelişine karayın. Bu ayetler ötken ayetleri salıştırın. Bu ayet kendi yakını bu yönde keliyordu. Ayetlerde tertibi deyen cüdekette hikmetler var. Allah Teala bu ayette ne için bir yerde zikir kıldı? Yahudilerde bu batıl davasını ne için bir yerde zikir kıldı? Allah'ın kelamını, hikmetine karayın ki Allah Teala kadırdı bu ayetini aldığına zikir kısa. Bakara suresinde başlığında zikir kısa. Kadırıydı. Yahudiler etti ki Yahudi boylar hidayet tapasılar dedi. Nasraniler etti ki Nasrani boylar hidayet tapasılar dedi. Mesela bunlar lakin bir yerde zikir kılıyordu. Değil mi ki? Şimdi biz bu davanı işitkenimizde yalganlığını anık bulamız. Çünkü onlar da bu davasını zikirden aldın, Allah Teala onların bütün ayıplarını açtı. Onlar da hıyanetini açtı. Onlar da bütün delillerini, batıllığını gösterdi. Ularını kafirliği, müşrikliği, edeşkenliği, harbogenliği, melanliği, Allah'ta gazabiği, kagenliği, bütün peygamberlerine kafir bugenliğini hatta küçlü delillerle ispatlar verdi. Hemen eseri malum kıyandan ki Allah-u Teala onların davasını yapıyordu. Demek bizde bunçalik bir kat'i ilim hasıl bugenden ki, hani Kur'an et yaptı bunu. Bunu bir insan etme yaptı. Bunu fakat yine peygamber etme yaptı. Peygamber Allah'ını buyurduğundan Allah'ını kelamını nakil kılıp yapıyordu. Bunu Rabbul Alemin et yaptı. Bunda aldığın ayetlerde kança münazarlar ötüküldüz. Yahudiler de hemen delillerini batıl kıldık. Nasrallar hemen delillerini rahat kıtışarıyık. İbrahim Aleyhisselam İslam'daydı. İshak Aleyhisselam İslam'da. İsmail Aleyhisselam İslam'da. Yakub Aleyhisselam İslam'da. Hemen İslam'da ötüken. Yahudiyet, Nasraniyet diyen nesi yok. Adeşkenlik, zelalet, bidiyettir. Gümrahliktir. Adeşliktir. Bunu hemenini bir İslam ispatla bildik. Şunda hem dava akıllı yaptılar. Yani, Yahud Nasraniler ve başka bütün adeşken taifeler kim bu sebusun uzunu batıllığını bilgen halette yine dava akıllı şey uğradılar. Hiç üyelmiydi. Üyel digenese yoklardı. Hayal digenese yok. Hicalet buluş digenese yok. Yüzsüz insanlar. Cahilliği adeşkenliği anık yine hiç uğradı ki kunu huden ev nasara tehtedu. Yahudi boylar doğru yol tapasılar. Nasrani boylar doğru yol tapasılar deyişi oradır. Bunlardan tahsillenip kalmayın siz. Ayet-i Muhammed Aleyhisselam biz fakat yine İbrahim'de milleti yaşamız. Millete kelimesi nimege mensup böyle yaptı? Meful böyle yaptı. Suyutimene nettebi'u degen fiilini mukadder kıl yaptı ki yani biz İbrahim'in milleti yeri geçmemiz halas. Başkası yeri geçmiyoruz. Zaten Allah Teala Kur'an'da bizi büyürgen. İbrahim Aleyhisselam'ın milleti yeri geçtikken. Millet yukarıda ettik, yol diganı. İbrahim Aleyhisselam'ın yolu. O kişinin yolu geri geçmemiz biz. Hanif. Ne diganı hanif diganı? Mail diganı, mail. Mail bulucu. Ağmak, tişeymak diganı. Yani bir tarafta kişe işlik, mail buluşlik. Bir de Hanif'nin lügatları manası şu, mail bulmak, kişeymak, irgeçmak, ağmak diyen. Lakin şeriyetteki manası, fakatkine Allah'ın yülüge mail buluşlik. Fakatkine Allah'ın yülüge ağışlik. Yani insanın fitreti de var, ağmak. O taraf bu tarafka mail buluşluk var. Şunun için Allah Subhanehu ve Teala özünün yolunu göstereyip de mana şu yolu ağa gidiyip.
Mana shu yo'lga moyil bo'lgin deydi. İbrahim aleyhisselam her kendi halette Allah'ın yolunu tanla geldi. Onunla çarpı gitmez idi. Fakat Allah'ın yolu iki taradı. Her kendi halette. Allah'tan başka bütün ilahlardan yüzü girişlik. Allah'ın yolundan başka bütün yollardan yüzü girişlik. Fakat ki Allah'a ve onun yoluna yüzlenişlik, mail buluşlik, iriyeşlik, tabi buluşlik bu hanifliktir. Haniflik şu. Akide derslerde, başka kitaplarda ettim. Yani hanif kelimesiyle alakalı bulup Ebu Hanife'nin meselesini ettim diyemem. Yani İmam-ı Azam, En-Nu'man bin Sabit. Hazırki Hanefiler, biz Hanefi mezhebimiz dedi. Kim bu? Siz tanımaydı. İmam-ı Azam dedi. Atını ne tanımaydı. Bu şagirdimiz vardı. Biz de bir neçe ay okuyandan ki, dedes telefon kutu oğlum, çıkıp bizim mezhepten çıkıp gitmediğin mi? Kimi mezhebi desen, hangi kitaplar okuyorsan, he, uzunumuzu mezhepte. Ebu Hanife'nin mezhebini uyuyun yapıyoruz. Yok, bize kireyemez Ebu Hanife'nin mezhebi. İmam-ı Azam'ın mezhebinden çıkmayın. Dede şu İmam-ı Azam'la Ebu Hanife buyursa, yok, aldanam yine. Uzun yaşlı bir adam, İmam-ı Azam'da yolunu üşe vurgun. Senge kanca nasihat kıldım. Başka mezheplere götürüp gitmeyin dedi. Sen oğluyum tıranıp çöntürmek için üyem ayak tarafı var geldi. Ben ettim onu yapırma, Ebu Hanife'nin tanımasını yapırma. Adını bilmiş miydi Hanefiler? Adını mı İmam-ı Azam'dı? Siz bilmiyordu. İsmi Numan, dedesinin adı Sabit. Çünkü Ebu Hanife diye şey yaptı, künyesi o. Hanife'nin atasıdır yani. Bazı müdürler dedi ki, o kişinin Hanife diyen kızları varken, şunun için Ebu Hanife dedi işledi. Ve batıl kızları yapışladı. Ebu Hanife'nin kızı varken Hanife diyen, kızı geçti ki, kızın bana atıyı çiğne menge hemen verirken, ben seni ülentiremem dedi. Eğer bana atıyı çiğne ülentirmezsen, ben seni zulüm kıyken bulamadım. Diyken, diyen kızı keçesi bana atıyı tıkak diyken. Anası şimdi hazır haber versek, Ebu Hanife'ye İmam-ı Azam'a eziyet buladı. Tehaccüdü gibi, halal vermeyin. Dedi ki, ertemle haber verirsek. Kızız balagat gitti. Ebu Hanife hafif olup yığılıp, bir keçe kızın gözünü koyup bana geldi. Kızım keçer esen sen gözünü koydun. Şu hatayımı, günahımı keçirişliğim için ne kılıyor? Mesela benim ismimi günü yakılıyor dedi ki. Genişimden Ebu Hanife kaptıkenmiş. Şimdi batıl kısalarını yapırışadı, lakin o kişinin Hanife diyen kızları yok idi. Bu kısa doğru buluşunu Hanife diyen kızı buluş gerekti. Yok Hanife diyen kızı. Onun için bu batıl kısa ve bu hakikatte yok atanıyan kısa bu. Aslında İmam-ı Azam da Ebu Hanife diyenliğini sevdi. Ebu at-tariqatil Hanife diye. Yani Hanif yolunun atası diyen. O kişi her kendi halette nima bo'lsa bo'lsin, Qur'on hadis bo'lsin. Biz faqat Qur'on hadisga amal qilamiz deganligi uchun u kishini ulamolar Abu Hanifa deydi. Hanif yo'lning otasi deydi. Ya'ni Hanif faqatgina Allohga moyil bo'lgan. Hech kimdan ta'sirlanmagan, hech kimga e'tibor bermagan. Bu gaplarni eshitsa, mullalarning ko'zi yonadi. Nimaga bu sifatlar vahobiylar sifatida? Nima bo'lsa bo'lsin, Qur'on hadis bo'lsin. Faqat Qur'on hadisga amal qilamiz. Boshqa hech kimga rioya qilmaymiz. Hatto Abu Hanifa fatvolarini bilasizlar. Men sahobalarni ham so'zini olmaydi. Oyat hadis kelganda sahobani ham so'zini olmaydi. Hozirgi Hanafilarchi bitta masalaga 10 ta oyat keltiring, 100 ta hadis keltiring, yo biz o'zimizning mullani yo'ldan ketamiz deydi. Xato bo'lsa-chi, siz mullani o'zini gardaniga. Biz bilmaymiz. Atabalarımız şunu diyor geldi. Hanefi mezhebi şunu diyor. Yalan yapıradı. Ebu Hanife her kendi halette Kur'an-ı Hadis'e mail bu geldiği için, Kur'an-ı Hadis'ten başkasından yüz ögür geldiği için o kişinin Ebu Hanife deyişti. Hanif yolunun atası deyişti. Yani rehberi diyen manada. Ve Ebu Hanife İmam-ı Azam bu sözde, bu lakabda, bu unvanını akladılar ama. Nima uchun bu kishi qamoqda zahar berilgan, urilgan holatda o'ldirildi? Kim tomonidan o'ldirildi? Hukumat tomonidan o'ldirildi.
Yani, o şey hükümetlerine itaat kılmaganı için. Bosa o hükümetler o kişinin hizmetkar sıfat demez. Üstad sıfatla alışmak idi, kazı sıfatla alışmak idi. Şunu diyeyim kabul kılmadı. Yani kazı bulup kiremenim ki ben sizlere hizmet kılamam. Sizlerden tahsillenemem. Benim ibadetimge, tevhidimge zarar kıladı. Yani zerre kadar mail bulmadı. Ve şunçeli avruli adam olsam, şunçeli katta adam olsam, kamalsam ne buladı? Adamlar ne dedi demedi. Bağdat'ta ert çıkıp, tüfeğe ert çıkıp hemen aldı, urdu. Bedenlerini kan atıp da şaştı. Ayak lübazları kan getirip gitti. Kayıtmadı bana bir. Ahada zahar verip öldürüştü. Secdede öldü, lakin kayıtmadı. Etimi fakat Allah ve Resulü itaat kılamadı. Başkası itaat kılamadı. Böyle Hanefiler, eğer hakikatte Hanefi olsa şunu değil misin? Hanefilik bana şu. Azı bize Hanefi damlalarımız, hüllelerimiz küfür hükümetlerine hizmet kılışı için pul verip girişi yaptı. Pul verip. 5000 dolar, 10000 dolar verip hükümetlerde işleşik hareket kılışı yaptı. Genelde de Hanefi mendeydi. Haniflik bana şudur. Fakat yine Allah'a mail buluştuk. Allah'a yoluna mail buluştuk. Haniflik. Allah'a diyordu ki, İbrahim'in hanif halatındaki milletine yine erişemendi. Ve İbrahim müşriklerden mesiydi. Bunu müşahitin ne yaptı? Yahud Nasranilerde rahat kılıştık için. Ve Yahudiler, sizler, biz İbrahim Aleyhisselam'da yürüyemen deyizler, yalan yapıyorlar. Sizler, Özer İbnullah demediler değil mi? Özer Allah'ın oğlu demediler değil mi? Ey Nasraniler, sizler, İbrahim Aleyhisselam'da yürüyemiz deyizler, yalan yapıyorlar. Kezzab sizler, El-Mesih İbnullah demediler değil mi? Tavbe Suresi 30. ayette. Mesih İsa Allah'ın oğlu demediler değil mi? Diyepsiler ki, sizler müşrik sizler. İbrahim Aleyhisselam vama kene minel müşrikin, müşriklerden nasıydı o kişi? Ey Mekke müşrikleri, sizler İbrahim Aleyhisselam'ın yürüdemiz deyizler, yalan yapıyorsunuz. Perişteler doğrusu da benatullah demediler izmi. Allah'ın kızları demediler izmi, sizler müşriksiler. Sizler de İbrahim Aleyhisselam hiç kendi alakalarız yok. Yalancısılar, sahtekarsılar. Fakat yine Allah yeri geçken, fakat yine Allah yoldan gitken kişiler İbrahim Aleyhisselam'ın milleti de buna. Bu meselelere dikkat kılışlık gerek. Hazır bizim Müslümanlarımız yakında şu Rusya'dan sonra şey yaptı. Vallar. İncil doğrusu da, Tavrat doğrusu da, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam doğrusu da. Şunlar hakmaz mı? Hak. Bunda biz onlar yeri geçip bir doğrusu gidin mi buna? Yani, kafirler bu taraftan geliş yaptı. Sizler Musa'nın haklığını bilesler mi? Ha? İsa'nın haklığını bilesler mi? Ha? Tavrat İncil Allah'ın kelamı hak mı? Ha? Eğer bir şeyler bulmasan. Ne fakat Kur'an geri geçerler? Tavrat İncil'den okuma amel kılıyorlar diyerdi kafirler. Bu taraftan geri yaptı. Bana bu ayetlerde çıkıyor çünkü ki Musa hak, İsa hak, Tavrat hak, İncil hak. Ama bunlar nahak bunlar. Bana bu Yahudimiz, Nasraniyimiz diyenler bunlar araşken. Bunlar geçen mi? Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam geri geçenmiş Kur'an körsetkendik. Kur'an zaten bizi Musa'nın yolu yapıp getirdi, İsa'nın yolu yapıp getirdi, bizi İbrahim'in yolu yapıp getirdi, Nuh'un yolu yapıp getirdi, Adem'in yolu yapıp getirdi, Cibril'in yolu yapıp getirdi, Allah'ın yolu yapıp getirdi bu Kur'an bizi. Hakiki Tevrat, hakiki İncil'in yolu yapıp getirdi. Ama hazır ki Yahud Nasrani'lerde kuldaki Tevrat İncil'ler büzülgen Tevrat İncil, özgertirilgen Tevrat İncil bunlar. Şunun için bunlar geri geçmeyeler diye. Oysa Musa Aleyhisselam'da yürüdemiz biz. Bu Yahud Nasraniler Musa Aleyhisselam'da yürüdemez. İsa Aleyhisselam'da yürüdemez. Yalan yapıyor yaptılar. 136. ayet. Kulu amennâ billâhi ve mâ unzile ileynâ ve mâ unzile ile İbrahim ve İsmail ve İshâk ve Yakub ve Lesbât. Ve mâ utiye Musa ve İsa ve mâ utiye nebiyyûne min Rabbihim. لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ قُولُوا Allah Teala emir kılıyordu bana. Ayetiler, ey bütün insanlar, hususen müminler, ayetiler ki Allah'a iman getirdik ve bizlerine nazil kılıngan nesle iman getirdik ve İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve nevarelerine
nazil qilingan narsaga iymon keltirdik. Musoga va Isoga keltirilgan narsaga iymon keltirdik. Va butun payg'ambarlarga o'zlarining Robbisi tomonidan keltirilgan narsalarga iymon keltirdik. Bu payg'ambarlardan birortasining o'rtasini ajratmaymiz va biz Allohgagina taslim bo'luvchilarimiz, bo'yinsunuvchilarimiz, musulmonlarimiz deb aytinglar deyapti Alloh taolo. Qulu aytinglar deyapti. Biz shuni aytishligimiz kerak. Qani? Biz shu gapimizga Yahud nasroniylarining nima e'tirozi bor? Qani? Shu gapimizning nimasi yomon? İbrahim'e nazil kılınken nasıl ki şanamız desek, nimeye karşı çıkıyordu Yahud Nasrani'ler? İsmail'e nazil kılınken nasıl ki iman kildiremiz desek, nimeye çıkı kele yaptılardı? İshak'a nazil kılınken nasıl ki iman kildiremiz, erigeçemiz desek, nimeye küyü yaptılar? Yakup'e nazil kılınken, kildirilgen nasıllarına erigeçemiz, iman kildiremiz desek, nimeye bizge düşmanlık kele yaptılar? Asbat, yani Yaqub alayhisalomning farzandlari, nevaralari. Ularga nozil qilingan narsaga iymon keltirsak, nimaga bizga dushmanlik qilyapti? Musoga keltirilgan, Isoga keltirilgan narsaga iymon keltirsak, nimaga dushman bo'lyapti ular bizga? Yani bu savollarning javobini kim beradi? Suyuti aytayapti, "Qulu xitobun lil mu'minin." Qulu mu'minlar uchun xitobdir. آمنا بالله وما أنزل إلينا من القرآن. Biz Allohga iymon keltirdik va bizlarga nozil qilingan Qur'ondan iborat bo'lgan narsaga iymon keltirdik. وما أنزل إلى إبراهيم من الصحف العشر. Va Ibrohim alayhisalomga 10 ta sahifadan iborat bo'lgan nozil qilingan narsa bor, shunga iymon keltirdik. Va İsmailga, İshaqqa, Yaqubga va Asbat bu kishilarga nozil qilingan narsaga iymon keltirdik. Asbat avloduhu, ya'ni Yaqubning bolalari. Fasara Asbata bi annahum abna'u Yaqub, ya'ni Asbatni Yaqubning o'g'illari deb tafsir qildi, lekin ittifoqi walakinna ittifaqal ulama ala annahu la tasihhu nubuwwatu li ukhuwati Yusuf. Ukhuwa, ikhwat bo'lishi kerak. لِإِخْوَةِ يُوسُفْ الْعَشَرَةِ مَعَدَ بِنْيَامِينَ Yaqub'nin oğulları da tafsir kılıyordu asbatını. Peki ulamaların ittifakı var ki, Yusuf aleyhisselam'ın Binyamin'den başka 10 da akaradığa peygamberlik caizmez. Ulan da peygamberdir etkat kılıçdikimiz dürüstmez. Demek ki, وَزَلِكَ لِفِعْلِهِمْ أَلَفَعِينَ اَلَّتِي لَا تَلِقُ بِمَقَامٍ بِمَقَامِ النُّبُوَّةِ. Bunun sebebi, ular peygamberlik makamına layık olmayan her hal hunuk işlerdi kıyandığı için. Yani Yusuf aleyhisselam da öldür mahsup oluştu. Yani köp işler buldu. Yakub aleyhisselam'a hürmetsizlikler kılıştı. Bu nesile peygamberlikke münasipmez ki. Demek ki ular peygambermez. Yusuf aleyhisselam'ın işte Binyamin'den başka akalari to'g'risida ixtilof bor. Ko'pchilik aytadiki, payg'ambar emas ular deydi. Lekin mu'min. Mu'minligiga shak yo'q. Mu'minlar bo'lgan. Allohga iymon keltirgan, ular mushrik bo'lishmagan. Ammo payg'ambar emas. Lekin ba'zi olimlar payg'ambar deydi, noto'g'ri. Chunki ularning qilgan ishlari payg'ambarlikka yarashmaydigan ishlar. Wal murodu bi nasbatihim zurriyatu ikhwati Yusuf. Ve demek ki asbattan murad Yusuf'un akalarının zürriyatları. Yani Yakup'tu zürriyatları emas, Yakup'tu nevaraları murad. Asbatın onu nevara degani. Ve ma'utiye Musa minet Tavrati. Ve Musa'ya Tavrat'tan ibarat keltirilgen derse. Ve İsa minel İncili. İsa'ya İncil'den ibarat. Keltirgan narsaga iymon keltirdik. Va ma'utiya annabiyuna min robbihim min al-kutubi va ayati. Va boshqa payg'ambarlar, butun payg'ambarlarga o'zining Robbisi tomonidan kitoblar va oyatlardan keltirilgan narsalarga iymon keltirdik. La nufariqu bayna ahadin minhum. Payg'ambarlardan birortasining o'rtasini ajratmaymiz. Fa nu'minu bi ba'zin va nakfuru bi ba'din kal yahudi va nasara.
Yahud nasrallarga o'xshab, ba'zi payg'ambarlarga iymon keltirsa, ba'zilari kofir bo'lsa, uni qilmaymiz. Va nahnu lahu muslimun, va biz Allohga bo'yinsunuvchilarmiz, taslim bo'luvchilarmiz deb aytinglar, deydi Alloh taolo. Kengroq tafsir qilsak, Aziz YouTube'ni qulu xitobun lil mu'minin, mu'minlarga xitob bo'lyapti, deydi. Albatta qayd bo'lib qolyapti, bu taqid. Alloh taolo mutlaqo qulu deydi. Aytinglar deydi. Hozir Allohning shu buyrug'iga faqatgina mu'minlar mukallaf emas, hamma mukallaf. Butun insonlar va jinlar mana shu narsani aytishlik kerak. Shu oyatda aytishlik kerak. Biz shu narsalarga iymon keltirdik. Amanna deyishlik kerak. Faqatgina mu'minlar emas. Lekin Suyuti ijobat qilganlarning e'tiboridan Kitobul lil mu'minin degan bo'lishi mumkin. Allohning bu buyrug'iga mu'minlar ijobat qildi xolos. Mu'minlar labbayk deyishdi va shu narsalarga iymon keltirishdi. Shu e'tibordan mu'minlarga xitobsiz bo'ladi. Allohning buyrug'i bu. Biz Allohga iymon keltirganmiz. Allohga ishonamiz. Alloh nima desa shuni qilamiz. Va bizga nozil qilingan ilayna qarin alayna demayapti. Ilayna bizi foydamizga nozil qilingan narsa. Agar alayna bo'lsa edi va ma unzila alayna bizi zararimizga bo'lib qolardi. Bizi zararimizga nozil qilingan bo'lib qolardi. Ya'ni nozil qilingan narsa albatta yaxshi-yu, inson amal qilmagandan keyin uni zarariga bo'lib qoladi. Qur'on albatta katta ne'mat, lekin payg'ambarimiz alayhissalom aytadilar-ku, Qur'on seni yoki foydangga hujjat, yoki zararingga hujjat. Alloh tomonidan tushirilgan narsalardan hammasi shunday. Ya foydangizga hujjat bo'ladi, ya zararingizga hujjat bo'ladi. Agar alayna bo'lsa, zararimizga bo'lib qoladi. Demak, biz Qur'on zarariga hujjat bo'ladigan kishilardan bo'lmasligimiz kerak. Foydamizga hujjat bo'ladigan bo'lishlik kerak. Dunyoda ham, oxiratda ham Qur'on bizning hujjatimiz bo'lsin. Qiyomatda Allohning huzurida Qur'on bizga shafaat qiladigan, ya Robbi, shu kunlaring meni o'qidi, amal qildi, da'vat qildi. Va meni dunyo hayotida tatbiq qilishlikka harakat qildi bular. Meni oliy qilishlikka harakat qildi deb sizni tarafingizga oladigan bo'lishlik kerak. Keyin Baqara surasini boshida men aytgan edim. Va ma unzila deb mutlaq keldimi? Uni kitobga xoslamaslik kerak. Chunki Alloh tomonidan payg'ambarlarga nozil qilinadigan narsa faqatgina kitoblar emas. Masalan Muhammad alayhisalomga bizga tushirilgan narsa faqatgina Qur'on emas. Payg'ambarimiz alayhisalom hadisda aytayaptilar-ku, Qur'on va shuncha ilm menga berildi deyaptilar. Qur'on va uning yonida shuncha ilm. U Qur'onchi ilm bo'lgan narsa nima? Sunnat. Shuning uchun usul fiqh olimlar aytadiki, vahiy ikki xil bo'ladi. Biri jali, ochiq vahiy Qur'onga o'xshaydi. Ikkinchisi xofi, maxfi vahiy sunnatga o'xshaydi. Biz sunnatni ham vahiy deb bilamiz. Ammo to'g'ri ba'zi bir professorlar hozir yahudlardan ta'sirlanib, vahiy faqatgina Allohning kitoblari xolos, sunnat kirmaydi deyshyapti. Shuning uchun sunnatga amal qilmanglar deyshyapti. Hadislarda o'qidilar, payg'ambarimiz alayhissalom ogohlantirdilar. Yaqinda, ya'ni qiyomat yaqinlashganda ummatim ichida shunday insonlar bo'ladiki, qimmatbaho go'zal kreslolarga o'tirib olishib, suyangan holatda aytadiki, Qur'on bizga yetadi, hadisga amal qilmay qo'yinglar deydi. Va ma unzila deganda qarang, bizga tushirildi degandan keyin Qur'on hadis ikkalasi ham kirib ketaveradi. Ular hammasiga iymon keltirishligimiz kerak. Hozir shu tafsirimizni to'g'riligini ko'rasiz hozir. Va ma unzila ila Ibrohim, Ibrohimga tushirilgan narsa deganimizda mana Suyuti 10 ta sahifa dedi. Endi bu Suyutining bu tafsiri qanday? Misoli tafsir. Kecha aqidada o'qidilarmiz-ku. Aqida darslarida ba'zi tafsirlar bor, misoli tafsir bo'ladi. Bu taqidiy tafsir emas. Ibrohim alayhissalomga tushirilgan narsa faqatgina 10 ta sahifa xolos emas. Kimiki shunday desa xato qiladi. Ibrohim alayhissalomga sahifalar tushgan, Suhufu Ibrohim va Musa Qur'onda kelyapti.
Lekin unzilada maqsad faqat u emas. Hozirgi aytganimizdek, Alloh tomonidan kelgan jali kalom va Alloh tomonidan berilgan sunnat ilmi. İkalasi ham kirib ketadi. Va Ismoil kelyapti, qarang. Ismoil to'g'risida nima deysiz endi? İbrahim'de sayfası var, İsmail'de sayfası bağlıydı da doğrusu da var mı delillerimiz? Yok, burada ayette, hadiste İsmail'e kitabını hazır kılındı ya ki sayfan hazır kılındı demeken. Demek, ve İsmail ne mi için kilitli bir yerde? Biz İsmail'e nasıl iman getiremiz ona? Ve ma unzile ile İbrahim'e dediğinizde İsmail İbrahim'e mağsul bu mu yaptı mı? Özde özde cermacır böyle unzilege mutallak bu mu yaptı bu? Demek İbrahim'e çürülüngen ve İsmail'e çürülüngenliğimiz mi? İsmail'e ne şu yaptı? Hani ne, kaç kitap çıkken? Kaç sahife çıkken? Demek ki hadis ilmi. Sünnet ilmi. İsmail'e Allah tarafından öğretin ingen ilimler. Hazırda etken taksimimiz mahfi vahiy. Şunun için yukarıda ettik, sünnet Peygamberin sözü ve ameli nihayette mühim. Ve ettim sizlerge. Peygamberimiz Aleyhisselam ettiler ki men ve menden aldığı bütün peygamberler lanetledik. Allah-u Teala'yım lanetledi. Ve altı sınıf, altı kişini, altı taifeni zikir kıldı. Şuradan bir tanesi, ettehrikuli sünneti. Sünnetini terkili için. Bana Necm suresi de وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُ يُوحَى Muhammed Aleyhisselam havasından gapirmedi, özünü hakşiden gapirmedi, bunu gapirgen her bitti gapı vahiydir diyebdi Allah-u Teala. وَحْيُ يُوحَى Bunge vahiy kılmadığına vahiydir diyebdi. Şimdi bu gendeki bu Deccal profesörler kendi kılıp sünnet vahiymez, Peygamber'in sözü vahiymez, fakat yine biz Kur'an'a amel kılamız, bizga sünnet kerakmas, hadis kerakmas deydi. Agar uni gapi to'g'ri bo'lsa, Ismoilga nima deb javob beradi? Ismoilga nima tushgan edi? Ishaqchi. Ishaqqa qarang, bu ham ma'qul bo'lyapti. Ishaqqa nima tushgan? Va Yaqub, Yaqubga nima tushdi? Ko'rsatsin bizga professorlar. Demak, unzila umumiy ekan. Bilyapsizlarmi? Mana isbot bo'lyapti. Agar وَمَا أُنْزِلَ اِلَيْنَا مِنَ الْكِتَابِ diyen dedi. Kur'an kitabı diyordu, kitap derdik. Ama وَمَا أُنْزِلَ اِلَيْنَا de mutlak etiliyordu. وَمَا أُنْزِلَ اِلَى İbrahim şunlarına nazil kılınken nesede mutlak geliyordu. Şunun için biz temiz. Ularına nazil kılınken kitap, sahife ve onun yanındaki ularına verilen ilimler. Çünkü peygamberler bu ilimde hatta hasıl kıladı, Allah'tan hasıl kıladı. Uzları öyle tatmayan ki. Mana İbrahim Aleyhisselam'a iman keltirdik, u kishiga ergashdik. İsmail Aleyhisselam'a iman keltirdik, ergashdik. İshaqqa, Yaqubga va nasbat va nevaralariga. Yahud nasollarida nima da'vosi bor edi bizlar? Nimaga bizga qarshilik qilyapti? Nimaga millatini aldayaptilar, bizga tuhmat qilyapti? Bular Musoga ishonmaydi, bular Isoga ishonmaydi, Musoga hurmatsizlik qiladi, Isoga hurmatsizlik qiladi. Yaqub diyaman görüşerdi, biz doğrumuzu tuhmat kılarlar. Siz Yahud ve Nasrani'nin avamlardan sorayım da bizi doğrumuza ne madde buyuruyorsunuz? Siz, sizler peygamberlerle düşmansınlar dedi. Sizler avliyalarla düşmansınlar dedi. Sizler Vahabisiler dedi. Şimdi Yahud Nasrani'ler aytadı. Rusya'dan İslam'a inkirgen bir Rus halattan şikayet kılıyordu. Ben sorardım da kendi bu yaptı halatlar. Mesela karındaşların ata-anayın karşı çıkma yaptı mı? Sen hadi yaptı ki, ata-anam karşı çıkı yaptı dedi. Ata-anam hadi yaptı ki, sen İslam'da kabul kılışınca biz karşılamazsınız. İslam'da kabul kılışın mümkün. Ama sen Müslümanmazsan ki sen. Aynen ama sen Vahabi boyansan. Şunge karşımız. Çünkü bana Müslümanlarda köle yapıyoruz. Köçet olan Müslüman. Bizimle oturup arak içi yaptı. Sen ara haram değilsen. Domuzlu göçü niye yaptı? Sen haram değilsen. Ayarları açık saçı yürüyüştü. Müslüman ben deydi. Sen hicab farz değilsen. Namaz okşu muydu? Bir gel famasa. Sen bu sefer beş vakit namaz okşu gereği değilsen. İlk yerlerde sakal yok. Sen de sanki sakal vacip değilsen.
Yo, sen Müslüman mısın sen? Sen Vahabiysen sen. Biz şunun için karşımız senge. Eğer sen Müslüman mı geldin, biz işimiz yok oldu. Evet. Halat kani. Asbatun, sibutun kelimesinin cemi. Sibutunun lügatteki manası tatabu'a, ergeşmek diyen. Şunun için nevaralarını sibutun deyilerdi. Ergeşkeli yaptık ki o. Yani oğluyuzu farzandları ve kızıyuzu farzandları. Ve eğer sabatun olsa, birini fark edersiniz, sabatun. Bu şeceratun diyen buladı. Derah diyen anam. Derahtan şahlar köpeği oradık yok. Bunlara mı şunluyor ki? Zaten etkiledi yok. Falancı bir eşan var kendisi, şecerası var mı diyordu. Evet, şecerası. Derahtı var mı diyordu. Eder sayı, alma derahtı var, naki var, birisi var. Bunlar kaç şecere gerek? Ya olmaz. Nasıl nasabı? Şeceratun derahtı yani, şah diyordu yani. Tarmaklar. Bu, bir atadan ya ki babadan tarmaklanganlığı için asbatun deyilyapti. Ve Suyuti tahkik degandek, keyingi kelgan nevaralar, zurriyatlarga nozil qilinganlar deganda, Yaqub alayhissalomdan keyingi payg'ambarlarni qasd qilamiz. Hammasi emas. Chunki vahiy payg'ambarga nozil bo'ladi-da. Masalan, Yaqub alayhissalomdan keyin payg'ambarlar o'tdi va ichlar Peygamber bulmayan avliyalar hem var. Lakin avliyalarına vahiy kemiydi. Şunun için bütün mumunlar içinden peygamberler de kast kılamız. Peygamber bulmayan zürriyatlar, peygamber bulmayan nevereler, çevereler. Şunlarına nazıl kılınganlığa biz iman kildiramız. İslam tarihinde ötken bırak da peygamberge, bırak da avliyaya biz karşımaz mız? Yahudiler tarihten Peygamberlerde avliyalar ispat kılıp görsatsın, biz tekşiremiz, hakikaten şu peygamber avliya olsa biz onu yaş görürüz. Bunu yaman görmüyoruz biz. Ve ama o diye Musa, verin, vel esbat diyenimizde, bunlar hemen kirkete uğrardı, Musa İsa'lar kirkete uğrardı. Eğer mesela Yakup'tu, nevarelerine haslaması ya ki esbat'tı, Yakup'un oğullarına haslaması. Ve haslayı almayımız hem. Çünkü Suyuti'yem tahkik kıldı ki Yakup'un nevaraları degende mesela Yusuf'un oğulları diyen miyiz? Yusuf'un oğullarının hemen peygamber mi var? Ya ki Yakup'un balları, Asbatun'un Yakup'un balları yani İshak'ın nevaraları. Diyen mana demeyken miyiz? Çünkü Yakup diyen bütün farzandları peygamber mi var? Şunun için Asbatun'u Yakup'tan keyinge kegen zuriyatlar. Ular diye çileyi peygamberler de tafsir kılas. Yani üçte kavul buldu. Yakup'tu balları, belki Yakup'tu nevaraları, belki Yakup'tan kiyin kigen, ben İsrail'den çıkan peygamberler. Hem eskirdi mi, peki Musa ile İsa'nı Allah-u Teala hasla yaptı. Bu taksisini bildirdiği için ifade akıl yaptım. Yani Asbatun'u şerhle yaptım. Asbatun diken de Musa ile İsa kira diyor, lakin Allah-u Teala yine kastten, ularda hasaten zikir kılıyordu ki وَمَا اُوْتِيَ مُوسَ وَعِيْسَ Musa'ya ve İsa'ya keltirilgen nesliğe iman keltirdik. Yani biz Musa ve İsa'ya keltirilgen kitabke hem ularga berilgen hadis ilmige hem iman keltirdik. Biratasiga karşımasımız. Tevrat İncil'de birat ayetiga biz karşımasımız. Musa aleyhisselam ve İsa aleyhisselam'da birata gapiga biz karşımasımız. Ularda biz günahkar demeyimiz. Biz bütün peygamberler doğrusu etmemiz ki, bütün peygamberler katta günahlardan ve küçükine günahlardan masum. Allah ularda saklagan. Ularda ötgen ve keyingi günahlarını keçirgen. Biz burada peygamberde günahkar da bir etkat kımıyımız. Ahl-i sünnet akidesi şu. E şunu deyirken Yahud Nasrani'lerden ne talebi var yani bizde? Ne ki bize düşman bunu yaptı? Hasat kılıyordu onlar. Ular bizi haklıyımız bile yaptı. Biz daha hak bulsak, karşı çıkken bulardık. Ular da uzlarının sahtekarlığı, hainliği bilinip kalıyordu. Ular, Yahudiler Musa'nın ümmeti yemesliği bilinip kalıyordu. Nesraniler İsa'nın ümmeti yemesliği bilinip kalıyordu. Şunun için bize düşman buluyordular. Uzların aybını bir kişilik için. Doğrusu bizi Kur'an'ımız kalem buyuruyordu. Musa'dan İsa'ya
keltirgan narsaga iymon keltirdi dedi. Aytinglar qulu deyapti, qarang. Biz iymon keltirganmiz. Va ma'utiyan nabiyuna min robbihim. Va birotasi e'tiroz qilmasin. Bu yerda ba'zi payg'ambarlar zikr qildi, boshqa payg'ambarlar ham bor demasin deb Alloh taolo aytibdiki, annabiyun butun payg'ambarlar. Bütün peygamberler özlerinin Rabbisi tarafından keltirilgen nesilge iman keltirdik de kulu aytiler de yaptı Allah-u Teala. Biz aytemiz bunu. İman keltirdik. Allah emir kılı yaptı. Farz bu. Farz bunu yaptı bunarsa. Biz şurada hemesi iman keltirdik. La nufarriku bayna hadim minhum. Bu peygamberlerden bir ortasının ortasını ecretmeyimiz. Ama Yahudiler ecret yaptı ki. Yani bizim meselamızı koysun. Yahudiler bizim meselemizi koysun. Ne demek İsa Aleyhisselam'ı kafir böyle yaptı? Nasraniler çakırmış diye Nasraniler kendiler. Yani bu Yahudiler sizlere kafir mı yaptılar? İsa Aleyhisselam'ı kafir mi mı bunlar? İsa Aleyhisselam'ı inkar mı yaptı mı? Hakaret mı yaptı mı? Kıl yaptı ki. Demek ki batılırken onlar. Onlardan göre biz sizlere yakın eken biz. Ne demek sizler Yahudilerden bir bölüp biz gezelim kıl yapsınlar? Hani delilleriz? Ne mi üçün? Kaysa asas buna. Bir delil buluşluk gerek yok. Kaysa akılına kılıyorsunlar bunu. İsa Aleyhisselam'da yaş görgen, iman getirgen kişiye düşman bulasınlar mı? Zulüm kılasınlar mı? Biz İsa'nı acilatma yapıyoruz ki. Belki Nasraniler'den bazı peygamberler acilat işledi. İşen işmeydi onge. Uzun yıkıma yapıyoruz. Ve başka taifelere düşündük. Her dinler köp bulasınlar. O'zlariga bir payg'ambarni tutgan, boshqa payg'ambarlarni inkor qilishgan. Ammo biz esa butun payg'ambarlarga iymon keltiramiz. Birortasini ajratmaymiz. Kimki birorta payg'ambarni ajratsa, kofir bo'ladi. Biz o'tgan payg'ambarlarga shu darajada hurmat ko'rsatamizki, islom bu masalani shu darajada mustahkam qilganki, birorta musulmon har kuni masjid madrasa qursa, har kuni bitta masjid bitta madrasa qursa, har kuni 100 ta bevaga, 100 ta yetimga infoq qilsa, lekin bütün peygamberlerine iman getirirken akidesi mükemmel. Lekin İsa'nı kabul kılmasa kafir bu. Biz kafir değil miyiz ona? Dünyanı sahabıyla tutulduysa Musa'nın peygamberliğini kabul kılmasa biz ona kafir değil miyiz? İbrahim Aleyhisselam'da kabul kılmasa, Nuh'da kabul kılmasa, Adam'da kabul kılmasa, Şist'da kabul kılmasa, Yusuf Aleyhisselam'da kabul kılmasa, Süleyman'da kabul kılmasa kafir değil miyiz ona? Şunçalı müstahkem bir mesele bu, katlı mesele. Hazır nesemez bu. Ve nahnu lehu muslimun ve biz Allah'a yine teslim buluşlarımız. İman keltiruvchilarimiz. İslam keltiruvchilarimiz. 137. ayet. Fe'in amanu bimisli ma amantum bihi feqad ihtedav. Ve in tevellav fe'innema hum fi şiqaq. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللّٰهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ Eğer sizler iman keltirgendik, iman keltirseler, hakikaten hem doğru yolunu tapışıptı. Ve eğer yüzü gülseler, elbette onlar şikaktadır, tartışudadır, cenceldedir. Yakın da Allah Teala seninle kifaya kıladı. Onların ziddiye seninle kifaya kıladı. Ve o, eşituvchidir, biluvchidir. Suyutining tafsiri Fa'in amanu ay al-yahudu wan-nasara. Agar iymon keltirsalar, yahudiylar va nasoniylar. Bimisli deganda misl zoidatun, misl zoidadir. Ma amantum bihi. Ya'ni sizlar iymon keltirgan dek. Ya'ni sizlar iymon keltirgan ning misliga deyilyapti, shuning uchun mislni zoida deyapti. Agar zoida desangiz, sizlar iymon keltirgan narsaga iymon keltirishsa bo'ladi. Faqat ihtidol haqiqatdan ham hidoyat topishdi. Va in tavallav anil imani bihi, agar bunga iymon keltirishdan yuz o'girsa, fa innama hum fi shiqaqin khilofin ma'akum. Albatta u sizlarga muxolifat qilishlik, janjal qilishlikdadir. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللّٰهُ يَا مُحَمَّدْ شِقَاقَهُمْ Onların cenceliden korkma, onların şifakıya, cenceliye, ey Muhammed, Allah-u Teala yakın da seninle kifaya kıladı.
وَهُوَ السَّمِيعُ لِيَحْوَالِهِمْ O işitucudur ulanın sözlerine. الْعَلِيمُ بِيَحْوَالِهِمْ ulanın halatlarını bir üçüdür. وَقَدْ كَفَاهُ اِيَّهُمْ Hakikaten Allah Ta'ala Peygamberimizle ular doğrusu kifaya kıldı, yeterli buldu. وَقَاتِلِ قُرَيْزَ Qurayza kabilesini katıl kılınışlığı ile ve nefi nadir ve nadir kabilesini ise sürgün kılınışlığı ile. Medine'de iki de şu katta kabile vardı. Yani üçüncü yer var o küçüğü. Üçte kabile vardı. Bir tanesi Qurayza, bir tanesi nadir, katta kabileler. Bir tanesini Muhammed Aleyhisselam sahabelerle kırıp taşıdılar, erkeklerini. İkincisini ise sürgün kıldılar. Ve dar bil cizyeti aleyhin. Ve ulanın üstüne cizye koyuştukla kifaya kıldı. Yahud Nasrani'ler bana aciz kaldı. Peygamberimize karşı çıkışamadı. Kengirah tafsiri Allah-u Teala etti ki ular hidayatı haklaşadı mı? Tehtedü diş yaptı ki yukarıda. Hidayatı haklaşsa onda eğer ular sizler iman kilitirgen ilk iman kilitirseler Hakikatten ihtedav hidayatı tattılar. Doğru yolu tattı. Hani kadı diyen tahkikle et yaptı Allah'tan. Yani bizdeki iman getirsin onlara hak yolu tatadı. Yahud Nasranilerine bütün kafirlerine haliyem yollar açık. Havruksun İslam'ı. Kur'an-ı Hadis'e iman getirsin. Hiç kim menkı mıydı ki onlarda? Pül talep kılınmıydı. Mehlet talep kılınmıydı. İslam'da kabul etsin, necat tapsın dünya ahirette. Şimdi bir misliğini, eğer şimdi sözüne söz tercüme etsiniz, sizler iman kilitirgen nesege, nesenin okşaşıge, iman kilitirseler bu kadar. Lugavi tercümesi, tercümesi. Şunun için, Suyuti bana zahide de yaptı misliğini, misli kelimesini. Hüttü, leyse ke mislihi şey o dünya ayette var ki. Bura mesela onun yokşaşı yemez. O şekilde bazılar kefti zahide dedi, bazılar misildi zahide dedi. Bazılar zahide emez dedi. Aynı ihtilaf bittiğim var. Bazılar bu kelime zahid dedi. Bunu zahid desiz, aşıkça desiz. Sizler iman keltirgenlerse ya, onlar iman keltirseler bunlar. Yani aşıkça da tercüme etsiniz. Eğer aşıkça bu mesela, sizler iman keltirgenlersenin misliğe, o'xshashiga iymon keldi degan ma'noda bo'ladi. Sayda qilmasiz. Bunda men tarjima qilganda sizlar iymon keltirgandek iymon keltirsin. Ya'ni bu bizni iymonimizga ularda qabul qilinadigan iymoni tashbih qilinyapti, xolos. Ya'ni bu degani bizdan boshqa bir iymon emas. Bizdan boshqa bir din, bizdan boshqa islom emas. Mesela İslam bir narsa, iman bir narsa, öyle ki İslam ahli ortasında bir kılmaz ki. Hemen İslam'ın amel kılıçdaki bir kılmaz ki. Hemen iman kuvveti bir kılmaz ki, farklı ki. Benim imanımla sizin imanınız farklı ki, bir kılmaz. Şunun için misil ise bu noradı. Bu başka çelikli takazatı mıydı? Ve zahide bu yönden bilesler ki, Kur'an'a edepsizlik bulmasını ziynet için değil ulamalar. Aslında zahid değil oradı. Aşkısa lakin ziynet. Ve bilesler nahu kitablarında köp etilindi bu. Kur'an-ı Hadis'te bir kelime zahid bu gelimle. Lefsen aşkısa görürsün ki o. Lakin bana bir manada tesiri var ona. Manada bir tekitli ifade kıladı. Peki başka kırraları var. Mesela şu yerden gibi bir kırrasıya nüktesini şaraksak Yahud Nasraniler aynı bizdeki bu meseyem işte bizdeki okşayan bu ise bu necat tapadı bunlar. Mesela biz sahabelerinin yolundan ilgesek sahabelerdeki bu sek necat tapamız. Aynı onlar diye buluştuğumuz şart nasıl necat tapıştıyor? Eğer İslam'da şart bu ise ki İkinci ümmet necat tapıştığı için bitti yol var. Aynı sahabı diye buluş gerek. Diyen yapıyor. Sahabeler yer geçin. Sahabeler yesen okşak kasayız, necat tapasız. Sahabeler dedik, yüzge yüz sahabeler diye buluş değiliz. Şartmez. Ve bulanmayız zaten. Yüzge yüz sahabeler diye bulanmayız. Sahabeler derecesine çıkanmayız çünkü. Zahırda okşaysız.
zahirizdə mümkün oxşayırsınız. İlimdə yəm oxşayırsınız mümkün, əməldə yəm xizmətdə yəm. Digin ixlasda, imanda və savabda, əcirdə onları oxşayırmıyız. Onlardan teyin bölənməyirsiniz. Misil sünün üçün kəliyəmdir. Yahud nəsraniyyət sahabələrin deyin bölər məsliyi ənıq onarsa. Və hiç olsa oxşasın. Oxşas ki, hərəkət qısın. Nəcət tapadır. Əgər yüzü gülsələr, Kerim Allah ediyor. Ve in tavallav, eğer onlar iman kildirmesi yüzü gülsen mevladı, fe innemâ hum fî şiqâqin. Elbette elbette onlar cenceldedir diyordu. Muhalifettedir diyordu. Bizim zamandaki Müslümanlar kendik, biz Müslümanımız, bu anık değildi. Bana bu, bizim karşımızdaki düşmanlarımız Yahudi ya ki Nasrani, bu yan anık. Ama bizi hahalamaya türüyen nesemiz ortamızda cencel bulmasın deyiz. Biz cencelde halamıyız deyiz. Doğru, sen cencelde halamıysan bizim halamıyız. Lakin cencel buladır aradır. Cencel bulmasa ilacı yok. Cencel muhalefet buladır. Nimege? Çünkü kanun koyulunken bir yer. Kainatlı kanunu bugün Kur'an'da etinleyip ki فَاِنْ تَوَلَّوْ Eğer yüzü gülseler, iman kildirmese, İslam'da kabul kılmese, فَاِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقِينَ Bunlar elbette şikaktadır diyelim. Cenceldedir. Şikakun şakkundan çıkar. Şakkun yormak yani, parçalamak. Parçalanışlıkta, bölünüşlükte, muhalif buluşlukta, karşı buluşlukta diyelim Allah Ta'ala. Allah Ta'ala çünkü kanun koyup diyken, yani bu kanunu kabul kılmasızlığımız, Qaysi imonga, qaysi aqlga to'g'ri keladi? Foydasi yo'q-ku. Nimaga o'zimizni o'zimiz ahmoq qilib bu qonunga qarshi chiqyapmiz? Allohning qonuni bu, Allohning kitobidagi. Qarang, shartga jazo bo'layapti bu. Agar yuz o'girsalar, albatta ular janjalda deyapti. Yuz o'girdimi? Yahud nasroniy islomni qabul qilmadimi? Demakki, baribir u dushman. Düşman, siz ona dostu bölemeyin. Hiç kaçan dost bulmayın. Hiç kaçan. Biz bu kanunlarda ortamızda koyuyoruz. Müslümanlar birbiri geldi. Makal tokuyoruz. Mesela Özbekler makal tokuyoruz. Tatar'dan dostuyum olsa, ayıp altıyım olsun. Ya ki mesela Kırgız'dan dostuyum olsa, ayıp altıyım olsun. Ya ki Tacik'ten dostuyum olsa, ayıp altıyım olsun. Kazak'tan dostuyum olsa, ayıp altıyım olsun. Her şu. Özbek'ten başka, hangi milletten dostuz olsa, baltez buluş gerekler. Yahudi'den dostuz olsa, şekerik buluş gerek. Rus'tan, Nasrani'den dostuz olsa, marojnez buluş gerek. Ama Müslümanlardan dostuz olsa, baltez buluş gerek. Yani, ular dışı da hem şunluyuk. Ulardan hem söz, kırız kazalardan sonra siz, Sarp dedi adam bu neydi? Sarp dedi, düşünme, dost bu muydu ular neydi? Taciklerden sonra siz taciklere mi etedir? Özbekler nankör değil. Ulan hiç kaçan yaşlı edilmeyen değil. Dost mu muydu ular değil? Tarıktan dost mu geldiydi? Müslümanlar da içi gel durup koydu kafirler bu mesela. Bu mesela bizi torumuzda mu'minler dostu Allah'ta ne dedi? İnnemel mu'minuna ihva. Mu'minler innemel keliyatı. Ne mi diyelim? İnnemel mu'minuna ihva. Mu'minler elbette elbette braderdir diyelim. Eke ülke durur diyelim. Biz eke ülke buluşturduğumuz gerek. Kaysi millette bulsa bulsun. Düşmanlık gerek mi sende? Senge? Ha düşmanlık gerek. Benim garizam var. Benim tabiatımda dostluğum var, düşmanlığım var. Düşmanlık da Allah'a ihtiyat. Fe innemâ hum fî şikâkîn. Yahud nesraylar, kafirler, ular cencende bana düşmanlıkta. Ular ya düşman bu. Siz ular ya düşman bu gene korkardın. Da hükümetleri var da Rusya kendi düşman buladı. Yahudiye kendi düşman buladı. Taralsınıp giderdi bir şeyler. Müslüman da karası mazlum. Onun düşman buladı onun. Yerde uğradı. Kafirle uğrayatı minen bitti uğrup kalıyor. Hiç kim tarafını alamayaptı da. Bir şeyler Müslüman hakkını hem ayaklar mıydı? Çünkü üçe hadi Müslümana Müslüman getirir uzadı yani. Ama Yahud Nasrani'ye düşman bulamandı siz, ayamaydı onlar, hazırlı bilmiyordu. Şunun için onlardan düşman boyu sikemeyordu hiç.
Peki Allah kanun koyuyaptı. Ve bu kanundu hum fi şikak deme yaptı. Fe innemadı takitlemedi yaptı. İnnemanı bırakırlar. Mâ hum illa fi şikak indiyordu. Onlar hiç kimmez, hiç esemez. Fakat yine düşmanlıkta durdu yaptı Allah Ta'ala. Dost buluşu mümkünmez. Bunu bir kureyim. Kimi ki Yahud Nasraniler bizi dostunuzsa kafirdir, kafirdir, kafirdir. Kimi ki Yahud Nasraniler bizi düşmanlık kimeydi? Bizi düşmanmez, onlar bizi zarar vermeydiyse kafir o. Çünkü Allah Teala kanun koyuyordu. فَاِنَّمَهُمْ فِيشِي قَاقِينَ diyordu. Yani. Hadi Müslümanlar soruyordu Yahud Nasraniler ile dost bulsak, onlardan yardım sorasak. Bana hazır ki vakitte Dövmeti, Birleşken Milletler Teşkilatı ve insanlarda hakkını himaye kıladığı her hal teşkilatlar koyuşken. Bir kafir Müslümanca zulüm kılarken, başka kafir kanatını teyge alarken, üyüge alarken, cay vererken onge. Yani, bir kafirden kaç yapsız, başka bir kafir size hakkınızı himaye kılarken. Bunun misali ne yok şeydi? Türkiye'den kaçarsız, böğrünü kolu geçeceğiz. Böğrü hazır tohta, yakın da abid kılıyordu. Şunun için ağzı yiyecek kemiyor, bizi koyukhanasıya saplayadı. Burası semirtilip ki yeni iyiydi ki. Kendi kılıp kafirsizliğe dost bulardı, kendi kılıp sizliğe yardım bulardı. Eğer kafirler bu insan haklarını himaye kıladırken teşkilatlar, hakikaten önce Müslümanlara rahimler ekip git yaptırken mesela, Müslümanların kemalesini haklamasa, Müslümanlara zulüm kılınışlığını haklamasa, namusuyla tecavüz kılınışlığını haklamasa, bolları yetim bo'lishini xohlamasa, nimaga Amerikadan okeanda orqasidan Iroqqa bostirib kelyapti? Ha? Milliardlab dollarlarni sarflab. Nima zarur bunga? O'tirilmaydimi o'zini qitasida Amerikasida? Uyida. Ha, bola chaqasi bilan. Yursin parklarda aylanishib. Maza qilib yashasin. Nimaga uyqusini tashab, tinchini buzib okeanda orqasidan uchib kelyapti ular? Afganistan'da ne işi var onun? Kim çakırdı onu Afganistan'da? Çakırken bu şeyken davet icabat geldiydi sen. Hadi kime yeni sen kilişi yaptı ki? Çıksa hem çıkma yaptı. Ve İran'da kıyan zulümleri, Afganistan'da kıyan zulümleri siz bilmezsiniz internete kirin, bir körin. En ondan kim bileyim bunlardı. Yani aynı şu Amerika ile Avrupa teşkilat kurup koyuyor. Müslümanlarda himaye kılışarken bunlar. Müslümanlarda hiç akıl yok mu, hiç öylemiydi mi sen, gözünü açmıyordu mu? Ne böyle yaptı? Sen kimden kimge kaça yapsan, kimden yardım soru yapsan, kimden dost buladı böyle yapsan, kimden yaşlı kütü yapsan? فَاِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ Allah dedi ki, fakat yine düşmanlıkta olan diyordu. Cancal kıladı, tiş tırnağı bile karşı kürüşerdi senge diyordu. Şunu yapsız mı? Allah ayeti yaptı bunu. Şundan ki inem yana siz onlarda dostu böyle orasın, yaşlı kötü orasın bunlardan. Biz kendi konuştuğumuz gerek. Azı bizim Müslümanlar korku yaptı ki kabullanıştık ki. Oysa siz, sizi yapsız, hakikat tükür yapsız da ne kararsız bu vahimeli halat. Kamalı geçişiz mümkün, yukat varışları mümkün, dünyanın hatta interpoliye bir varışları mümkün. Mümkün bunlar. Ya, böyle diyen. İnterpolge beredi de, ne kadar vermeyedi? Beredi de. Yani ondan ki yenge ayet geldi. İnterpolge versin, radyolarda, televizyonlarda yapırsın, resimlerinizi çıkarsın. Yani ayol kişi bu söz hicablı kılıp, kapkara hicablı. Erkek kişi bu söz kavamı sonuyken uzun sakallı. Kılıp çıkarsın televizyonlarda, gazetelerine baş çıkarsın. Kiyin Allah'ta vaadesi geldi ki, feseyekri kehumullah. Yakın da Allah Teala seni kifaya kıladı diyordu. Yani, bu vaada kim keladı? Ulanın düşmanlığını kabul etseniz Allah'ın kifaya kılışı kim keladı? Biz ulanın düşmanlığını kabul kıma geldiğimiz için Allah Teala bizi kifaya kıma yaptı. Kifaya kıyamadı yani yeterli bulardı yani. Ve Allah Teala bu vaadasını kandık. Yani bizi acizliğimizi, şaşkalaklığımızı biledi Allah Teala. Siz namusu tez nadiyimiz. Şunun için Allah-u Teala فَسَوْفَ يَكْف۪يكَ هُمُ اللّٰهُ دُمَ يَبْتِ Yani savufa dime yaptı. Sinne diyordu. فَسَيَكْف۪يكَ هُمُ اللّٰهُ دُمَ يَبْتِ Yakın da tez de diyordu. Yani, tez de.
Azgina sabr qilib turgin deyapti. Ko'p emas, ko'p sabr qilishingiz kerak emas. Nihoyatda oz, sin bilan kelyapti, sin qarang. Nahv kitoblarda o'qidilar, sin nima degani? Tezlashtirish, yaqinda bo'ladigan narsa. Savfa bo'lsa edi, bu ham yaqindayu, singa nisbatan sal muhlatli bo'lardi. Alloh taolo bu darajada ta'da berib, fasayakfikahumulloh desa, yana sen Allohga qaramasang, Allohni va'dasini e'tiborga olmasang, ishonmasang, yo'q men illo bir tashkilotga borishim kerak, shikofilarga sig'inishim kerak, ulardan yordam so'rashing kerak desang, sen aziz bo'lmaysan dedi sen. Sen xorlikka mahkumsan. Xor bo'lasan dunyoda ham oxiratda ham. Allohning nusrati kim edi senga? Mana ko'ryapsizlar. Hozir musulmonlar har xil holatda. Ba'zilar o'sha tashkilotga yetib olishligi uchun Allohga duo qilyapti. Qarang, uyalmasdan. Ya Robbi, meni shu tashkilotga eson omon yetkazib olgin. Borib shunga darrov sig'inib olay. Shunga sig'inishlik uchun shularga bog'lanib olay. Qul bo'lib olishlik uchun Allohga duo qilyapti. Ya'ni duolar qabul bo'ladigan vaqtlarda, ya'ni tahajjudlarda turish. Ba'zilar yo'lda ketyapti, qalbini hovuchlab. Shunga yetmasdan o'lib qolmaydi. Tezroq shunga bog'lanib olay. Ba'zilar bari bog'landi, kutyapti. Duo qilib, ya Robbi, shular meni masalan Angliyaga qabul qilsin, Fransiyaga qabul qilsin, Shvetsiyaga qabul qilsin. Ba'zilar qabul bo'ldi, ketdi. Ketganlardan so'rang holatini. Mana Yevropadagi, Amerikadagi musulmonlardan so'ranglar holatlarini. Qanday holat degan? Bezorki, bezor. Oldinda kufrni ko'rayap turgan bo'lsa, hozir kufrga g'arq bo'lib yashayapmiz. Kufrni ichida yashayapmiz. Ja agar kofirlar himoya qiladigan bo'lsa, sizni g'amiz yeydigan bo'lsa, nima bo'ldi mana shayx Obid Qorakani kim otdi? Kim o'ldirdi? Musulmonlar o'ldirdi buni. Ja Yevropa nimasi kuchli edi-ku, polislari. Qani Interpol? Nimaga u kishini masalan himoya qilishlikka harakat qilishmadi? Bir necha qotil boryapti Yevropaning ichiga. Siz hozir Yevropaga boramansiz, qancha tekshiradiz? 7 sulolangizgacha. Butun ishlaringiz, do'stlaringiz, qo'shnilaringiz hammasini tekshirib, kim bu keyin jo'natadi? Qotillar ketyapti, qarang. Qotillar bir kunda fikr o'zgarib qolmaydi-ku. Qancha tayyorgarlik ko'riladi, to'g'rimi? Buyruqlar bo'ladi. Pul sarflanadi. Boryapti va musulmonlarning mashhur bir ustozini, rahbarni otib tashlayapti. Hech kim xabari yo'q. Hech kim bilmaydi. Endi Alloh saqlab, mana ajal yetmabdi ekan, salomat qoldi. Bo'lmasa salomat qoladigan holatda emas edi, boshiga otgan-ku. Va shuncha rivojlanganlikda da'vo qilgan Yevropa, Interpol birpasa topolmadi-ku. Yaqinlarda endi topdi degan xabarlar bo'lyapti. Qanday topilgan bo'lganda ham yana aytishyapti-ku, bizni qamoqlarimizda azob yo'q deb uch mahal taomini berib yaxshi boqishyapti ular. Liboslarni o'zlari yuvib qamoqlarida kuniga bir marta chiqib futbol ham o'ynattirishadi, sport ham qildirishadi. Bizni qamoqlarimiz shunday. Vatanini himoya qilgan musulmonga azob beriladi. Guantanamoga jo'natiladi. Musulmonlarni otganlarga bo'lsa uch mahal yaxshi taomlar, televizorlar qo'yilgan, butun imkon uyidan ko'ra yaxshi yashayapti. Sanatoriyada yashayapti degandek. Buni qanday tushunishlik kerak buni? Qani ular himoya qilmayapti-ku bizni? Joni tarafidan bir tinch bo'lgan musulmonlarni qarasiz, dini xatarda. Boshqalarni ko'ring. Boshqa millatlar ham aynida. O'zimiz o'zbeklar, vatanda dindor bo'lib, din uchun kurashib yurganlar hozir bolalari it etalab yuribdi rasmlarda. Yevropada it. It etalab yuribdi, qizlari it etalab yuribdi. Qizlar aroq ichyapti, bolalar aroq ichyapti. U ota-ona muhojir edi. Alloh rizosi uchun hijrat qilgan edi. Dinini saqlayman dedi. Qani seni dining? Nima uchun hijrat qildingiz? Siz Amerikani, Yevropani pasportini olishlik uchunmi? Shu pasport miydi jannatda endi kartochkasi? Jannatga kirishlikka mana shu pasportni ko'rsatish kerak miydi? Jannatni darvozasini tagida sizdan Yevropani vizasini so'raydilar. Yevropani pasportini so'raydilar.
Hani Avrupa'nın pasportu? Ketti ki bana farzandları? Hani bu İslam, hani? Bunlar hepsi Yahud Nasranilerini dost bilgendikti, açık neticeleri bulur. Şunun için biz onların düşmanlığını bilirik de Allah'a tevekkül edelim. فَسَيَكْفِيكَهُمُ Yakında Allah Teala senga ularni ziddiga Alloh o'zi kifoya qiladi deyapti. Yakında. Shoshilmang. Bir muhojir keldi, mendan mashvara so'radi. Biz endi hijrat qildik. Biz orqamizdan aniq odam qo'yishi, nima qilsam ekan? Ko'pchilik aytayapti, u o'nga bosh uring, sig'ining deyapti. Deyapti, bu kufr bu. Sen qanday qilib borib kufrga sig'inasan? Va sen o'zining hukumatingdan nima uchun qochib kelyapsan? Sen vataningdan nimaga qochib kelyapsan? Seni vataningdagilar islomni da'vo qilyapti turgan kishilar. Sen shikoyat qilyapti turgan podshohlar, masalan O'zbekistonning podshohi bo'lsin, Qirg'izistonning podshohi bo'lsin, Tojikistonniki bo'lsin, Qozog'istonniki bo'lsin, hammasi biz musulmonmiz deyapti turganlar. Musulmonman deyapti turgan podshohlardan qochib kelyapsan, hukumatlardan qochib kelyapsan-da, men yahudiyman men, nasroniyman. Dinni yo'qotaman deya turganga sig'inyapsan. Buni qanday tushunishlik kerak bu? Bu islomni qayerga to'g'ri keladi? Qaysi aqlga to'g'ri keladi? Sen agar islomga dushman bo'lganlarga, islomga zarar beryapti turganlarga dushman bo'lyapti turgan bo'lsang, muxolifat qilyapti turgan bo'lsang, qarshi chiqqan bo'lsang, bular seni sig'inyapti turgan NATO yoki bu Birlashgan Millatlar yoki UN yoki falon pistonlar bu tashkilotlar hammasi ochiqchasiga dushmanku. Islomni yo'qotaman deyapti-ku, ochiq aytayapti buni. Sen nimaga sig'inyapsan ularga? Va ularga sig'inishligingizdan ish bitmaydi. Hech bo'lmasa eng kamida oyida bir marta imzo ochishingiz kerak. Butun tarixingizni ochishingiz kerak. Butun qilayotgan ishlaringizdan xabar berasiz. Ularni tayin qilgan shahardan boshqa shaharga borolmaysiz. Ulardan so'rab borasiz. Bütün halatlarınızı tekşiredi onlar. Siz, yani başka diyarlarda bunçeli itaat kılmasınız. Ama kendi bölgeye sığın yapsınız, karın başka şehrine varaman sizden izin alıyorsunuz. Her bir tane sizden hava doğru kırıp durlar. Hani kılırsınız onunla başvurasınız? Ne ettim onunla siz Allah'a tevekkül kılın? Allah Teala sizi o'zi güzel yönlerdi. Gösterdiğinde hiç kaysi kafirge muhtaç olmayan halette bütün işleri sen buladı. Bu birader Allah razı olsun. Etti ki, ben kursan buldu, rahmet dedi. Taşkardaki adamlar etkendi için biz tahsirlendik. Bazılar azı mecburumuz, caiz de yaptı dedi. Ki maslahatımızı alıp uzun hareket kıldı. Hazır elhamdülillah. Bütün resmi tarafları hem yakışı ticaret hem yakışı çıkardık kafirge sığınmadı hem muhtaç olmadı. Hiç kimin ihtiyacı yok. Hatırcam yaşa yaşa durdu. Allah Teala istikamet nasip olsun. Yani Allah bizi kifaya kıladı. فَسَيَكْفِيكَهُمُ Yakında Allah Teala senin ulanı ziddiye kifaya kıladı. Yeterli bulan diyordu. Yani Allah sizi yeterli bulamandı vada verse, siz ne mi pasportlu gamını yapsınız, ne mi ticaretli gamını yapsınız, ne mi az avukatlı gamını yapsınız, ne mi Interpol'dan korku yapsınız? Ne mi o kim bu Interpol? فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللّٰهُ Yakında Allah Teala senga kifaya kıladı. Yakında. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ Ve o eşitücüdür, bilücüdür. Hemen seni eşitip, hemen seni bilip durdu. Allah Teala'nın gafildi böyle mi? Bilmeye kalan mı ki, eşitmeye kalan mı ki demeyin. Hemen seni bilip durdu Allah Teala. Siz Allah'a kançalı itaat kılıyorsunuz. O niye böyle yaptı? Düşmanları sizce kançalı karşı güreş yaptı. O niye böyle yaptı Allah Teala? Sizce kifaya kılaman dedi mi, düşmanlarınızı bütün bütün planlarını, bütün rejelerini, bütün tedbirlerini batılge çıkardı. Sizi Allah Teala kollar kuvvetli olurdu. Her kendi halattan uzun kutkar olurdu Allah Teala. İştip durup da, bilip durup da mesela. İşansız ne demek ki çünkü köle amel kımıyorsunuz? 138. ayet. Sibgatallah. Ve men ahsanu minallahi sibgaten. Ve nahnu lehu abidun. Sibg'a degani lug'atdagi ma'nosi rang degani. Bo'yoq. Allohning rangi. Allohning rangida yoki Allohning rangiga. Va kim rangda Allohdan ko'ra go'zalroq? Kim rangda Allohdan ko'ra chiroyliroq?
ve biz unga gina ibodat qiluvchilarimiz. Suyutining tafsiri Sibghatallohi mastarul muakkidun li amanna. Sibgha degani bu mastar bo'lyapti va amanna ya ta'kid qiluvchi mastar bo'lyapti. Va nasbuhu bi fi'lin muqaddarin. Sibghaning mansub bo'lishligi muqaddar fe'l bilan. Ay sadaghanallohu ya'ni Alloh bizni bo'yadi. Alloh bizni o'zining bo'yog'i bilan rangi bilan bo'yadi. Val murodu biha dinuhu. Va bendagi sibg'adan murod esa Allohning dinidir. Majoziy ma'noda ishlatilyapti. Allohning rangi deganda, masalan bu devorning rangi degandek emas u. Ya insonning rangi degandek emas. Majoziy ma'noda bo'lyapti. Allohga tegishli rang va maqsad din bo'lyapti. Allazi fatoran nasa alayhi. Insonlarni yaratgan. Insonlarning fitrati. Li zuhuri asarihi ala sahibihi. Endi mana shu dinning asari dinning egasida zohir bo'lganligi uchun. Masalan bir narsaning rangi ko'rinadi-ku, sizning diningiz ham ko'rinishlik kerak. Kassobig'i fisobi masalan libosdagi rangga o'xshatdi. Qora libos qora ko'rinadi, oq libos oq ko'rinadi. Wa man ay la ahadun ahsanu minallohi sibghatan. Va kim deydi? Ya'ni hech kim bu yoqda rangda Allohdan ko'ra go'zalroq emas. Tamizun sibghatan tamiz. Tamiz bo'ladi aniqlovchi. Va nahnu lahu abidun. Va biz Allohgagina ibodat qiluvchilarimiz. Qala al-yahudu lil muslimin nahnu ahlul kitab al-awwal va qiblatun aqdamu. Va lam takun al-anbiya min al-arab, va law kana Muhammadun nabiyyan lakana minna. Bu gap keyingi oyatga tegishli. Yahudiylar musulmonlarga aytdiki, biz avval kitob ahlimiz, bizni qiblamiz sizlardan ko'ra oldinroq va butun payg'ambarlar arabdan bo'lmagan. Agar Muhammad payg'ambar bo'lganda bizdan bo'lar edi. Bizdan emasmi? Demakki payg'ambar emas ekan. Deyishdi, keyingi oyatlar nozil bo'ldi. Uni keyin ko'ramiz. Bu oyatni kengroq tafsir qilsak, Allohning rangi deb mana din qasd qilinyapti. Suyuti to'g'ri aytyapti, Alloh razı olsun. Allohning rangidan maqsad din, islom deydi. Mansub bo'lishligi yoki sadaqanallohuga shu fe'lga masalan maful bo'lib, maful mutlaq bo'lib mansub bo'lishligi mumkin. Alloh taolo bizni o'zining rangi bilan rang berdi. O'zini bo'yog'i bilan bo'yadi degan ma'noda bo'lishi mumkin. Ya'ni dini bilan bizni ziynatladi degan ma'noda. Yoki nattabi'u degan fe'lga maful bo'lishligi mumkin. Biz Allohning rangiga ergashamiz. Ya'ni Allohning diniga degani. Biz Allohning diniga ergashamiz degan ma'noda. U ham bo'lishi mumkin. Maqsad din bo'ldimi? Va haqiqatan ham din insonni zohirda ko'rinishi kerak. Islom dini insonni botiniga ham hokim bo'ladi, ichki dunyosiga va zohiriga, tashqi dunyosiga ham hokim bo'ladi. Islom dini faqatgina botindan iborat emas, yoki faqatgina zohirdan iborat emas, ikkalasiga ham hokim bo'ladi. Mana ba'zi musulmonlarni ko'rasizki, zohirida islom bor, botinida yo'q. Munofiq ular. Ba'zilar bor, botinida bor, zohirida yo'q. Ular fosiq. Botinida bor, iymoni bor, lekin zohirida yo'q. Lekin zohir shu darajada muhimki, sibghatalloh. Biz Allohning bo'yog'i, ya'ni Allohning diniga ergashamiz. Alloh bizni mana shu din bilan sharaflantirdi, shu din bilan bizni ziynatladi. Bu din ko'rinishlik kerak. Doim shuning uchun darslarda aytyapmizki, biz iymon ahlimizmi, Muhammad alayhisalomning ummatimizmi, birinchi ummatligimiz. Islom ahli ekanligimiz bilinsin, ming afsuslar bo'lsin. Ming afsuslar bo'lsinki, hozirgi musulmonlar shu holatga tushdiki, bir yahudiydi, nasroniydi, kommunistdi, demokratdi, qo'ying mana shu to'rtta kofir. Shuning ichiga bitta musulmonni ham aralashtirib qo'ying. O'zi musulmonman demasa tanimaysiz uni. Bir xil hammasi. Liboslarning rangi har xil xolos. Kiyinishlari ham bir xil, qiliqlari ham bir xil, qarashlari ham
Oturuş duruşlar, yani bir hıl, hiç kendi farkı yok. Farkını görmüyorsunuz. Lakin bu caizmez bu. Biz farklı buluştuğumuz gerek. Bizi zahirimiz, onlardan farklı bulsun, batınımız farklı bu yani. Bilinip duruyoruz. Sahabeler dünyanın kayırıca varsa bilinip durarız. Bizi zamanımızda en var. Dinini mahkem işe duruyor insanlar. Bizikiler de bahanaklar değil, bizi diyarlarda sünnetlerde yaman görüşerdi. Amel ise fitne buladı, fitnesine bilmesinlerdi. Fitne buladı tabiatta. Hala. Fe inneme hum fi şikaklı dik ki. Kimi yapırdı şunca yapırdı? Divarı yapırdı ki. Elbette buladı fitne. O medenime yapırız ki. Buladı fitne, buladı düşmanlık, buladı tezyik, buladı. Hamas buladı. Allah kime yakaladı leken? Siz dininizi mahkem için de yaptı Allah kala. Karen o şenden ki inkele yaptı ayet. Ne de olsa busun, siz Allah'ın dinini mahkem için. Bu mu yaptınız? Hicret kılın. Allah diyor ki, inne arıdî vâsi'atun fe iyyâye fe'budun. Elbette beni yerim ki, menge yine ibadet kılın diye yaptı. Ne ki zulümge sabır kılıp oturursunuz? Ne ki havlikge sabır kılıp oturursunuz? Kafirler ne derse şunu kılarsın mı? Hicab, avalı gene medeşte, kara hicab oran eyler. Kara hicab Araplardı ki, Vahabilerdi ki. Ne Vahabilerdi ki kendi takdir işte. Şimdi hazır, alını yani rengli, belki karadan başka hicablar gizim verişti. Şimdi o şenden hemen kılıyordu. Sekizdeki Romal'dan hemen kılıyordu. Koyma yaptı ki, koymaydı onlar. İslami bir orta amelge razımez. Ula sekin sekin sizin uzlarını diniye kirgizmemek için. Der o hicret kılın. Allah'a hicret kılın. Bu mu yaptı mı hicret kılın. Olsa amel kılın, davet kılın. O sizi kimle gizit gösterdin. Hazır ki Müslümanlar korkadı uzun Müslümanlığını bildirgeni korkadı. Bilip konuşadı neydi. Bilirsin de. Bilip kalsa yaşırışlığı için bazen caiz buladı. Kıska müddetleri geldi. Mesela bilmezden bir hatalı canlıya bağırıp kaldınız. Şunda mesela şeklinizi özgürtürsün, hatta mesela sizi öldürdüğün bu küfür kelimesini yapır size, şeriat izin verirdi. Ama o kısa müddet buluş bir kere. Hali yerden tez kaçıp gitersiniz, yerine uzaklaşırsınız, kayıtlı bağırmıyorsunuz yerine. Lekin daim küfür dişi de yaşarız, zulüm dişi de yaşarız, daim dininizi yaşarız, daim küfür geplerini yapırsınız, caizmez. Bunun yolu yok bunun. İslam'da oşa mecburi zarurat haletlerine izin verirgenli biz ne kadar yapıyoruz? Adetke, bütün hayatke fatva kuvalı yapıyoruz. Şimdi fatvalar var. Şimdi fatva yok. Bunun adet kuvalıçdaki izni yok. Mecburi zarurat haletler. Hele ki tonumuzda göçünü yiyişlik meselesi yok. Açızdan ölersiz başka yediğe nesil yok. Ve yakın ortada halal nesilge yetişemeyiz. Şimdi ölümünü def kılıçdaki için hayatınızı saklayıp kalıştığı için tonguzu göçüden yesiniz caiz. Şimdi nene caiz diptikendir her günü yesiniz bu mu? Aşk kılıbem yiyorum, mantık kılıbem yiyorum, kebap kılıbem yiyorsunuz. Bu caiz mi o? Görünsün Allah'ta rengi, Allah-u Teala size bir renk verirken. Görünsün. Ya bu renk, bu ziynet, bu taşkı görünüştü, yakşiliğiyle şüphe kılıyorsunuz mu? وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ سِبْغَةً Bu renkte, dinde, zahiri görünüşlükte kim Allah'tan göre güzel rak? Kaysi din yakşı rak? İslam yakşı mı? İslam güzel mi? Yahudiyet batıl mı? Hulik mi? Nesraniyet batıl, hulik mi? Kemalistler, demokratlar batıl, hulik mi? Okşama bunlar ya. Ne demek bunlar ya okşa yapsan? Sizi hazır bir tilenciye okşar gindirse kabul kılarsın mı? Lölüge okşar gindirse kabul kılarsın mı? Tilenci Müslüman olsa Yahudilerden nimette yakışıyor. Eğer lölü Müslüman olsa Yahudilerden nimette yakışıyor. Müslüman olsa münge okşar giz kime yaptı? Demek ki Yahud Nasrallar gibi okşar giz kime yaptı? Sahabeler gibi okşar giz kime yaptı? Demek وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ سِبْغَةً diyen savalge cevabiz yok size. En güzel din Allah'ın dinidir. Allah'ın dininden başka güzel din var mı? Yok. Şunu bilmeyapsız siz. Şunun için başka dinlerge yoksa bürüpsiz. Kafirlerge, fasıklarge yoksa bürüpsiz. Peygamberlerge yoksa hiç kime yaptı? Lekin siz Sibgatallah,
وَمَا نَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ سِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ دِشْتَيْسْ كَرَيْتِ Ve biz Allah'a yine ibadet kılıçlarımız. Biz fakat Allah'a ibadet kılıyoruz. Allah'tan başka butlarga, ruhlarga, kabirlarga, padişahlarga, hükümetlerge, siyasetlerge, tarihçelerge emas. Fakat Allah'a ibadet kılıyoruz. Fakat Allah'a kulluk kılıyoruz. Fakat yine Allah'ın kanunlarına, hükümlerine emel kılıyoruz. Başkalarda kanunlarına, hükümlerine emel kılmıyız biz. Fakat yine, bizde İslam dini görünür. Başka din görünmeydi bizde. Bizi hayatımız din bilen. Dinsiz biz yaşamayız. Dinsizlikle razı olmayız. Bana şunu ne buluşmak gerek. Bunlar zarar veren dedi. فَاِنَّمَا هُمْ فِي شِقَا Bunlar düşmanlığını karşısında biz وَنَحْنُ لَهُ عَبِدُونَ Ey kafirler, kançalıysalar düşmanlık kısırlar kıyırlar, biz fakat yine Allah'a ibadet kılıyoruz. Demek ki hazır etelmeydi Müslümanlar. Sahabeler ağızla gider bütün dünyaya etti bunu. Bu Kur'an nazılı bugün de bilesin mi? İslam ahalı kançalık ağızıdır. Bütün dünya küfür bile kaynayıp duruyordu. Fakat yine Medine'de vardı. Şimdi halette bunu berelle ettiler, ilan kıldılar. Sibgat Allah. Biz Allah'ta dini geri geçeniz. وَمَا نَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ سِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَبِدُونَ dedi. Hazır biz 2 milyardımız, 2 milyardda Müslüman var. Yine ayetişen mi yaptı? Dinini yaşayan mı yaptı? Hayatıya tatbik kılan mı yaptı? 100 milyon bahanesi var. Hemesi püç, hemesi batıl. Allah subhanahu ve teala hemenizde ve bütün ümmetini sahabelerdek mükemmel, salih kullarından buluştuğumuzu nasip etsin.